tvbolu.com. Eğirçile giriş bölümü. Kesildiği an itibarıyla en hızlı şekilde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü bozulabilen bir ürün. Firmalar burada satabildiklerini, günlük satabildiklerini taze olarak satıyorlar. Elde kalan, o günkü elde kalan mal şoklanarak depolanıyor. Bu tüketimin az olması, satışların düşük olması fiyatlara da yansıyor. Şu anda tavuk fiyatları zarar ediyor. Yani firmalar bazında zarar eder durumda. Dolayısıyla piyasadaki bütün ürünlerdeki artışlara rağmen tavuk ürünlerinde, tavuk eti fiyatlarında düşüş olduğunu herkes gözlemleyebilir. Bazı ürünlerde bunlardan sadece kanatta belki düşüş yaşanmamış. Onun haricinde göğüs eti fiyatlarında, but eti fiyatlarında aşırı bir düşüş söz konusu. İnsanlar bu kadar ucuz proteini başka türlü bulabilme şansları yok. Dolayısıyla tavuk tüketimlerini arttırmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları için hem de tavukçuluk sektörü için. Dolayısıyla bizim insanlara önerimiz evde hareketin az olduğu dönemde hazmı kolay, sindirilebilirliği daha kolay, vücudu yormayan beyaz ete, tavuk etine yönelmeleri şeklinde. Tavuk önceki yıllarda daha denetimsizdi ama son yıllarda devletin, Tarım Bakanlığı'nın denetimleriyle merdiven altı üretimler yok denecek kadar az oldu. Ulusal internette bazı olumsuz görüntüler her zaman olabiliyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyorlar. Türkiye'de bu tür üretim pazarlarda çok fazla yok ama insanlar huzurlu olabilmeleri için etiketli, paketli ürünleri tercih etmeleri gerekiyor ki rahat etsinler. Aksi takdirde bazı kişilerin, art niyetli kişilerin daha fazla para kazanmak için başvurdukları yöntemlere prim vermemek için paketli ürünleri, etiketli markalı ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Ne gibi bahsettiğiniz yöntemler, ne gibi yöntemler mesela, nasıl işlemler uygulanabiliyor tavuğa olumsuz yönde? Tavuğu şimdi bozulmaya yakın olan ürünlere bazı deterjanlarla art niyetli kişiler yapabiliyorlar. Bu son dönemlerde kalmadı gibi bir şey.
bu entegrelerin dışında küçük işletmelerde, küçük birimlerde görülebiliyor, duyulabiliyor ama internet bunu olumsuz olduğu için tepkisi de fazla oluyor, yayabiliyor. Paketli ürünlere sonuna kadar güvenebilirler. Paketli ürünlerin bütün firmalar arkasındalar. Paketli ürünler devlet tarafından 7/24 kontrol edilmektedir. Ve tavukçuluk sektörü Türkiye'deki şanslı sektörlerden bir tanesi. Çünkü son yıllardaki yapılaşma, yapım, firmaların yeni olması, üretimin daha sağlıklı, Avrupa standartlarıyla ölçüşebilir, hatta üstünde bir üretim kalitesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi gezen tavuk tabiri, bütün tavuklar bizim fabrikalarda, fabrika üretimi dediğimiz tavuklar da 1,5-2 dönüm, yani 1500-2000 metrekare alanda geziyor. Eğer gezme tabiri buysa bizim tavuklarımız da geziyor. Ama insanların gezen tavuk derken sanki doğada, köyde, evimizde, bahçemizde yetiştirdiğimiz tavuk izlenimi veriyor. Bu da gezen tavuk yapan firmalarda da bu durum söz konusu değil. Onlar da belli bir sınırlar içerisinde bu tavukları gezdiriyorlar. Gezen tavukların yaşam süreleri biraz daha uzun olduğu için köy tavuklarıymış gibi satılabiliyor ama aradaki çok fiyat farkının bence bir anlamı yok. İnsanlar gezen tavuk alacağız diye çok fazla para ödemelerinin tvbolu.com